Sen Market'ten herkese merhaba arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. Acayip anlatılmaz, tarif edilemez bir mutluluğum var. Çünkü çok uzun süredir yapmak isteyip teknik engellerle karşılaştım ve sıkılıp yarıda bıraktığım bir şeyi bugün tamamlayabildim. Hatta bitirir bitirmez bu videoyu çekmeye karar verdim. Neyden mi bahsediyorum? Bu biraz ipucu verebilir belki. Elimde gördüğünüz Xbox Series oyun kontrolcüsünü Bluetooth'la Raspberry Pi'ye bağlamak ve girdileri Python'da yazdığımız kodla ayıklayıp tespit edebilmek. Böylelikle yapacağımız araçları uzaktan kumanda edebilmek için Xbox kontrolcüsünü kullanmak. Bu elimdeki kontrolcü Xbox'ın son çıkan oyun konsolu Series X/S için olsa da bu metodun birebir aynısı bir önceki nesil Xbox One oyun kontrolcüsüyle de uyumlu, bunu belirtmek isterim. Bu topa girmek aslında güzel bir alternatif çünkü uzaktan kumandalar tasarlamak projelerde uzun zaman alabiliyor. Kullanılacak mikrokontrolcü seçimidir, kablosuz iletişim modülüdür, lityum iyon pil, bunun şarj kontrolcüsü, tuş ve thumbstick seçimi, bunların barındırılacağı bir kutu ve kutunun dizaynı falan filan. Yani bir de programlama var. Programlamada kodların, komutların filtrelenmesi, ayıklanması derken epey bir emek istiyor anlayacağınız. Eğer bu kadar zamanınız yoksa ve tekeri baştan icat etmek istemiyorsanız hazır kontrolcülere yönelmek iyi bir fikir olabiliyor. Xbox kontrolcüleri uzun pil ömrü, güzel ergonomisi, bolca tuşu sayesinde bize hazır bir çözüm sunuyor. Bu sayede vaktinizi projenizin diğer elzem kısımlarıyla ilgilenmek için kullanabiliyorsunuz. Maalesef PlayStation bambaşka bir alem. Benim hiç PlayStation'ım ve DualShock kontrolcüm olmadı. O yüzden bu metodu baz alarak veya değiştirerek PlayStation kontrolcüsüyle uyumlu hale getirilebilir mi bilemeyeceğim. Sanırım PlayStation olan bir arkadaşın test etmesi gerekiyor. Xbox Series kontrolcüsünü kısaca tanıyalım isterseniz. Öncelikle bu kontrolcü üzerinde 2 adet analog thumbstick barındırıyor. Bu analog thumbstickler yatay ve dikey eksenlerde hareket ettirildiğinde 0 ile 65.535 arasında bir sayı raporluyor. Ayrıca bu thumbsticklerin basılabilen tuşları var. Sağda X, A, B, Y tuşlarımız var. Sol altta sol, sağ, üst, alt olmak üzere yön tuşlarımız var. Ortada görünüm tuşu, menü tuşu ve paylaş tuşu var. Son olarak üstte Xbox tuşu var. Arka tarafa geçtiğimizde sol ve sağ yassı tuş ile sol ve sağ tetik tuşlarını görüyoruz. Tetik tuşları bize basılma şiddetine göre 0 ile 1023 arasında bir değer veriyor. Bu kontrolcü Xbox oyun konsollarıyla 2.4 GHz radyo frekansını kullanan bir sinyalle iletişim kuruyor. Ancak Bluetooth ve kabloyla da bağlantı özelliği var. Xbox One kontrolcüsünde micro USB yuva bulunurken son versiyon, bizdeki son versiyon Series kontrolcüde bu tip C yuva ile değiştirilmiş. Kontrolcü 2 adet AA boy kalem pil alabiliyor. Buraya ister şarj edilemeyen alkalin pil, isterseniz de şarj edilebilen nikel metal hidrit piller takabiliyorsunuz. Ancak kontrolcü USB yuvası üzerinden bu pilleri şarj edemiyor. Ayrı bir şarj cihazı edinmeniz gerek. Şimdi gelin bu kontrolcüyü Raspberry Pi'mızla eşleştirip yazdığımız Python kodunda tuşların basılmasına göre nasıl eylemler yapabileceğimize bakalım. Başlamadan önce size kolaylık adına Raspberry Pi işletim sisteminin full versiyonunu kurmanızı önereceğim çünkü kullanacağımız paketlerin çoğu bu sistemde yüklü geliyor ve hiç uğraşmıyoruz. Ben Raspberry Pi Zero 2W kullandım ve ona SSH ile bağlandım. İlk yaptığım şey sisteme dahil olan Bluetooth kontrol uygulamasını çalıştırmak oldu. Bunun için terminale sudo bluetooth ctl yazıyoruz. Bu uygulamadayken sırasıyla power on, agent on ve default tre agent yazıyoruz. Şimdi elimizdeki Xbox kontrolcünün arkasında bulunan küçük eşleşme tuşuna uzun basarak Bluetooth eşleşme modunu aktif hale getiriyoruz. Buna basınca Xbox logosunun hızlıca yanıp sönmesi gerek. Daha sonra Raspberry Pi terminaline geri dönerek scan on yazarak Raspberry Pi'in civardaki Bluetooth aygıtlarını taramasını söylüyoruz. Xbox kontrolcünün bulunduğunu görüyoruz burada ve yanında Bluetooth adresi yazıyor dikkat ederseniz. Şimdi pair yazıp boşluk bırakarak bu Bluetooth adresini giriyoruz ve enter'a basıyoruz. Eşleşme tamamlandıktan sonra konsolda uzun yazılar görebilirsiniz. Bu normal. İşlem tamamlanınca exit yazarak Bluetooth kontrol uygulamasından çıkabiliriz. Şimdi sırada evdev uygulamasını kurmak var. Ekranda gördüğünüz terminal komutunu yazarak evdev'i kuruyoruz. Evdev bu kontrolcü ile etkileşime giren ve tuşları tespit eden uygulamanın adı aslında. Kurulum tamamlandıktan sonra evdev'in test scriptini çalıştırıp bakalım kontrolcümüz sorunsuz algılanıyor mu ve tuşlar iletiliyor mu? Yine ekranda gördüğünüz komutu yazıp bu scripti çalıştırabilirsiniz. Bakın burada evdev 2 tane Bluetooth aygıt buldu ve bunlara event 0 ile event 1 diye isimler vermiş. Xbox kontrolcüsünün adıysa event 1. Bunu not ediyoruz, ileride ihtiyacımız olacak. Burada evdev bizden aygıt seçmemizi istiyor. Xbox kontrolcüsünü seçmek için 1'e basıyoruz. Daha sonra kontrolcüden bir tuşa bastığınızda bu şekilde mesajların aktığını görmelisiniz. Burada aslında çok değerli bilgiler var. Her bir tuşun kodu var örneğin.
Ek olarak eğer tuş hareket ettirilebilen bir tuşsa, yani basıldığında bir sayı raporluyorsa, ne kadar basıldığı değerini de burada görebiliyoruz. Ben de oturdum, tüm tuşlara teker teker bastım bu ekranda ve elde ettiğim kodları not ettim ve buna göre bir Python kodu yazıp bu tuş basımlarını ayıklayıp eyleme döktüm. Kod gayet basit. İlk önce ev dev kütüphanesini koda ekliyoruz. Daha sonra gamepad diye bir değişken oluşturup kontrolcümüz hangi event olarak tanımlandıysa onun adını giriyoruz. Bir for döngüsü altında ev dev'in veri tabanındaki tuş kodlarına göre hangi tuşa basıldığını ekranda yazdırıyorum. Hareket ettirilebilen tuşlar E ve Alt-ABS altında kategorilendirilmişken normal tuşlar E ve Alt-Key altında bulunuyor. Bunun tek istisnası yön tuşları, hareket ettirilemez olmalarına rağmen E ve ABS altında bulunuyorlar. İşte bu kadardı arkadaşlar. Eğer hali hazırda elinizde Xbox oyun konsolu varsa bir sonraki Raspberry Pi tabanlı araç projeniz için uzaktan kumandanız hazır. Mikrokontrolcümle stabil bir iletişim kurabilen bir kumanda, bir kontrolcüye sahip olmak beni gerçekten bir tank ya da suda yüzen bir hoverboat yapmak konusunda teşvik ediyor açıkçası. Daha önce ufak tefek böyle girişimlerim oldu Meraklı Maymun kanalımda, hatırlarsınız belki. Ancak çoğu bu işe yeni başladığım zamanlardan ve biraz amatörce basit şeylerdi. Örneğin DF Robot'un Devastator tank şasisini alıp üzerinde bir şeyler yapmayı düşünüyorum açıkçası. Siz de bu metodu kullanarak yaptığınız tasarımlarınızı bizimle paylaşırsanız ilerleyen videolarda yer vermeye çalışacağız. Evet, bununla birlikte bu videomuzun da sonuna geldik. Ben Çağan Çelik, Sun Market'te bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.